İnsan ırkı spordaki başarılarının sınırlarını zorluyor. Her zamankinden daha hızlıyız. Yapmadan birazcık kilo vermeyi ister miydiniz? Arkadaşlarınızdan biraz daha yavaş yaşlanmayı ister miydiniz mesela? O zaman fizik kurallarının faydalarını duyunca şaşırabilirsiniz. Bu güncel soruyu açan anahtar tabii ki yer çekimi. Evrene şekil veren odur. Uzayı ve zamanı saran odur. O temel doğal afettir. Ancak Albert Einstein tarafından keşfedilen yer çekiminin garip güçleri en beklenmedik şekilde günlük hayatımızı da etkiliyor. Bu bölümde ağırlığınızın yer çekimiyle nasıl değiştiğini araştırmak için en keskin kenarlı bilimsel teknolojiyi kullanıyoruz. Yukarı çıktı. Boyunuz. Gerçekten çektim. Hatta duruşunuzun bile. Bu bölümde binlerce gönüllünün yardımıyla sizlere yer çekiminin bizleri nasıl farklı oranlarda yaşlandırdığını göstereceğim. 11.277 kilometrede ilerliyoruz. Bütün gün boyunca bir telefona, bir uygulamaya bağlanıp durdum. Bir fizikçi olarak yer çekimi benim çalışmamın merkezi olmuştur. Ve bunu keşfederken bu en gizemli gücü nasıl anladığım konusunda meydan okuyacağım. Tamam, gidip bunu not etmem lazım. Ve gerçeğin kendi doğasını çözmeye çalışmak zorunda kalacağım. Yer çekimi. Evrendeki bütün maddeleri birbirine bağlar. Ve buradaki varlığımızı mümkün kılar. Ama nihayetinde her şey basit bir soruyla özetleniyor. Eğer bir objeyi düşürürsem ne olur? Yer çekiminin birçok gizemi bu basit hareketin içinde yer alır. Bir cisim nasıl düşer? Buyurun ilk bulmaca. Neden bir çekiç bir tüyden daha hızlı düşer? Çekiç daha ağır olduğu için diye düşünebilirsiniz. Ama gerçek sebep bu değil. Cevap, havanın direncidir. Önemli olan bir cismin ağırlığı değildir, onun şeklidir. Ve size bunu bu iki şemsiye ile çok kolayca gösterebilirim. İkisi de tam olarak aynı ağırlıktalar. Ama birini açarsam, onun diğerinden daha yavaş bir şekilde düşeceğinden emin olabilirsiniz. Aslında bütün cisimler eğer havayı çıkarabilseydiniz, aynı oranda düşerlerdi. Bunu ilk fark eden kişi 16. yüzyıl matematikçisi Galileo Galilei'ydi. Söylenene göre Pisa Kulesi'nden nesneleri bırakarak bunu çözmüş. Ve 1971 yılında Ay'da yapılan bir deneyle ilgi çekici bir şekilde haklı olduğu ispatlandı. Şu an sol elimde bir tüy var. Sağ elimde ise çekiç. İkisini buraya bırakacağım ve ümit ediyorum ki aynı anda yere vuracaklar. Mükemmel bir şekilde çalıştı. Buna ne diyorsunuz? Görünüşe göre Bay Galileo bulgularında haklıydı. Ama şimdi Galileo'nun kafasına ikinci bir soru daha takılmıştı. Bir cismi bıraktığınızda bunu söylemek çok zordur. Ama bu basit bir hızla mı düşer, yoksa düşerken hızı artar mı? Ağır çekimde bile bunu söylemek gerçekten zordur. Ancak Galileo bunu fark etti. Önce bir nesneyi kısa bir mesafeden bırakır. Küçük bir etkiyle yere iner. Ama tabii daha yüksekten bırakınca, bu kez küre kolayca yerdeki karo döşemeyi kırar ki, bu düşerken sürat ve momentumunu kazanarak hızlandığı anlamına gelmektedir tabii. Galileo, düşen tüm nesneler için temel bir tespitte bulundu. Hızlanıyorlar. Düşen nesnelerin ne kadar hız kazandıklarını ölçmenin bir yolu olabileceğini fark etmişti.
İcat ettiği şey yer çekimini ölçmek için ilk girişim oldu. Bunun gibi uzun bir tahtadan dar bir açıyla eğimli bir rampa inşa etti. Amacı küreleri bu rampadan aşağı yuvarlayarak hızlarını ölçmekti. Burada kritik olan şey rampa rüzgarın etkilerini azaltacak bir dar açıda olmalıydı. Ayrıca bu küreler yeterince yavaş düşerek kendisine hızlarını hesaplayacak kadar vakit vermeleri anlamına geliyordu. Ancak büyük problem şuydu ki kronometrenin bile olmadığını düşünürsek zamanda kesin süre dilimlerini nasıl ölçerdiniz? İşte Galileo suyun akışını dahil etmek gibi dahiyane bir fikirle geldi. Esas olarak bir kapta toplanan suyla zamanın ölçümü. Yani biz de aynı şeyi deneyerek Galileo'nun deneyini tekrarlayacağız. Birkaç gönüllüm var burada. Gavin ve Yone. 3, 2, 1, başla. Ve dur. Tamam, bir tane var. Şimdi rampada yolun bir çeyreği kadar aşağı gel bakalım. Evet, başla. Dur. Tamam. Şimdi yarısına kadar aşağı gel. Evet. Dur. Tam zamanında. Tamam ve sonra yolun üç çeyreği kadar aşağı. Başla. Ve dur. Tamam. Musluğu kapat. Tamam. Dört ölçümümüz var ve en dolusundan boşuna kadar ilerlemeyi görebilirim ama önce her bardaktaki suyu tartarak matematiksel şablonu bulmalıyım tabii ki. Bu en önemli şey. Suyu tartmak bize her yuvarlamanın ne kadar sürdüğü hakkında bir fikir vermeliydi. Ve deneyimizdeki sonuçlarımız şunlardı. Şimdi hemen söyleyebileceğimiz bir şey var. Küre gerçekten uzun yuvarlandığında hız kazandı. Aslında deneyimiz gösteriyor ki kürenin rampanın ilk çeyreğini tamamlaması için geçen süre neredeyse sonraki üç çeyreğini tamamlaması için geçen süreye eşit. Yani matematiksel bir şablon için güçlü bir ipucumuz var. Şimdi sonuçları esas alarak rampa kenarının iç kısımlarına ziller yerleştirip haklı mıyız bunu göreceğiz. Bu düzenleme biraz tuhaf görünüyor. Çünkü birinci ve ikinci ziller arasındaki boşluk, üçüncü ve dördüncü ziller arasındaki boşluktan çok daha küçük. Ama bu sıkıntı değil çünkü hesaplamalarımız doğru. Küre yavaşça yuvarlanmaya başladığı için daha az bir mesafe alıyor ve hızı arttıkça giderek artan uzunlukta bir mesafe alacak. Böylece zillerin zaman içinde eşit fasılalarla çaldığını duyacağız. Başla. Güzel. Yani bütün bunlar ne demek? Matematiksel formül nedir? Bu Galileo'nun bulduğu bir çözüm. Diyelim ki başlangıçtan itibaren küre 1 metrelik bir mesafeyi ilk saniyede alıyor. İkinci saniyeden sonra 4 metre yol alacak. 3 saniyeden sonra 9 metre tabii. 4. saniyeden sonra 16 metre ve böyle devam edecek. Eğer bu ilerlemeyi kabul ederseniz, mesafenin zamanın karesi şeklinde ilerlediğini göreceksiniz. Galileo, objelerin hangi hızdayken yerçekiminin hız kazandırdığını bulmuştu. Ve bir diğer temel prensibi daha bulmuştu. Düşen bir cismin ne kadar hız kazandığına bakarak yerçekimi kuvvetini hesaplayabilirsiniz. Günümüzde yer çekimini saptamakta son derece sofistike bir hale gelmiştir. Ama yine de tam olarak aynı prensip kullanılır. Burası Sussex'teki Hermonsoy Şatosu ve arazide uzay jeodezi tesisi bulunuyor. Burada Vicky tam bu noktada yer çekimi kuvvetini tam olarak tespit etmek için şaşırtıcı derecede hassas bir alet kullanıyor. Tamam, şimdi bana kullandığın bu inanılmaz yer çekim ölçeri anlatsana. Pekala, bu düşürme odasının aşağı doğru şeritlenmiş versiyonunda temel olarak olan şey yukarı tepeye yükseltilen bir arabanız var. Ve sonra araba ortadaki kütleden uzağa doğru hız kazanıyor ve böylece bu kısım havalanıyor. Ve düşerken serbest düşüş altında düşüyor. Yani ortadaki bu bileşen temel olarak aynı Newton'un elmasının yere düşmesi gibi düşüyor. Evet. Yani bu aşağı doğru şeritlenmiş versiyonu ama gerçeği. Bu gerçeği.
Bu tam olarak nasıl çalışıyor? Burada vakum var. Yani düşerken hiç rüzgar direnci yok. Rüzgar direnci yok. Anladım. Evet. İçinde kütlenin ne kadar süratli hız kazandığını kesin olarak ölçen bir lazer var. Bu Galileo'nun rampası ve aşağı yuvarlanan kürelerinin 21. yüzyıl versiyonu. Başlatabilir miyiz peki? Elbette, eğer laptopun düğmesine basarsanız. Buna mı? Evet. Tamam. Artık onunla iletişimde. Oo, başlıyoruz. Gidiyoruz. Yani 5 saniye bekliyor ve sonra bir yer çekim ölçümü yapıyor ve tekrarlıyor. Ve şimdi sonuçların çıktığını görebilirsiniz. Evet, görüyorum ben. Evet, sonuçlar. Evet, her bir yeşil nokta her biri için elde ettiği gerçek bir rakamla bir yer çekiminin ölçümüdür. Vicky'nin kullandığı ünitenin benzer bir zili var. Yukarıda üstteki rakamı görüyorum. Yani kullandığınız birim mikrogal. Evet. Evet, bir gal bir saniye kare başına bir santimetredir. Gal adını Galileo'dan almıştır. Böylece bugün burada yer çekiminin ölçümünü aldık ve bu da yüksek ölçüde kesin bir rakam. 9, 8, 1, 1, 2, 4, 0, 0, 7. Mikrogal. Bu okuma dünyadaki yer çekiminin düşen bir nesneye düştüğü her saniye için yaklaşık saniyede 9.81 metre hız kazandırdığı anlamına geliyor tabii. Vicky bana ilgi çekici bir şey söyledi. Her hafta burada bir okuma yapıyor ve zaman içinde yer çekimi kuvvetinin çok minik ölçülerde değiştiğini bulmuş. Yoğun yağmur yağışları örneği yer çekiminin hafif bir miktar yükselmesine sebep olabiliyormuş. Tahminen yer çekimi buradaki bir noktada değişiyorsa, dünyanın etrafında hep farklı değerler alacaktır ve böylece bütün gezegenin yer çekimi haritasını elde edebilirsiniz. Doğru mu? Bu doğru, evet. Peki bu tuhaf dalgalanmaların sebebi nedir acaba? Sırada incelemek istediğim şey bu. Evet, dünya yüzeyinde hareket ettikçe yer çekimi değişiyor. Bunun için ayarladığım iki genç gönüllümün olduğu bir meydan okumanın kalbinde yatıyor. Onlara Britanya'da yer çekiminin en zayıf olduğu, böylece cisimlerin en hafif ağırlıklarında olacağı yeri deneyerek bulmaları görevini verdim. Ve bunu deneyip bulmaları için onlara sadece 3 gün verdim. Gönüllülerimiz doktor öğrencisi Esther ile Sandra. Onu dinliyoruz şimdi. 5-6 yıldır Londra'da yaşıyorum ve esasen İspanya Sevilla'danım. Bu projede görev almakla özellikle ilgileniyorum. Çünkü bu dünyanın işleyişi hakkında gerçekten daha çok şey öğrenmek istiyorum. Ve Poppy Bagan, Londra'da yaşayan bir gazeteci. Biyomedikal bilim üzerine diploma aldım ve lise bitirme sınavımı biyoloji ve kimya üzerine yaptım. Ama okuldan sonra hiç fizikle uğraşmadım. Yer çekimi hakkında daha çok şey öğrendikçe hayran kalıyorum ve aslında bulmacalardan keyif alıyorum. Ekip yer çekimindeki değişiklikleri görmek için kendi kilolarını ölçemezler. Vücut kilosu gün içinde doğal olarak dalgalanma göstererek 1-2 kilo oynar. Oysa ki ülke etrafında seyahat ederken yer çekiminden dolayı oluşacak değişiklikler birkaç gram gibi nispeten daha minik olacaktır. Bu nedenle eğer yer çekimini doğru bir şekilde ölçmek istiyorlarsa sofistike bilimsel metotlar kullanmak zorunda kalacaklar. Ve bu nedenle gönüllülere iki yer çekimi bilimi uzmanı eşlik edecek. Doktor öğrencisi Sonak Bowles, kendisi Ulusal Fizik Laboratuvarı'nın çok hassas birkaç ölçümleme cihazından sorumlu olacak. Sean Hughes, seyyar bir yer çekimi ölçme aletini kullanacak bir jeolojist. Ve Andrew Ponson, University College London'da bir kozmolog ve kendisi sonuçları yorumlayacak. Ekip için o yola çıkmadan önce ortak bir ağırlık aldık ki bu 380 kilogram. Yani Britanya'da bu kilonun azalacağı bir yer bulabilecekler mi acaba? Kuzey Galler'de Snowdonia Ulusal Parkı'na gitmek üzere yola koyuluyorlar. Tren yolu buradan 1000 metredeki Snowdon'un zirvesine kadar tırmanıyor. Sean ilk yer çekimi okumasını yapıyor. İç kısım kiriş üzerinde bir kütle. Ve bu sayacı çeviriyorsunuz. Bu kadranı ta ki kiriş orta alana gelene kadar. Kadrandaki dönüşleri sayarak Sean, yer çekiminin makinenin içindeki kütle üzerindeki aşağı doğru çekim hareketini hesaplayabilir. Sonak'ın daha basit bir yöntemi var. Kutunun içinde 2 kilogram kütle var ve bulması en mümkün olan 2 kilogram olması gerekiyor. Tamam.
İşte buraya yerleştiriyoruz. Oo, alta gelecek değil mi? 1998.2 gram. Yani laboratuvarda 2 kiloydu. Ama şimdi burada biraz daha az geliyor. Bu birinci bulmaca. Neden 2 kiloluk bir kütle 2 kilonun biraz altında geliyor? Ve bu, bugünkü meydan okumanın ne hakkında olduğunun direkt kalbine denk geliyor. Kütle, sıklıkla onun miktarı olan ağırlıkla karıştırılır. Bu dumbbellların kütlesi sabittir, değişmez. Ne kadar malzeme içerdiğinin miktarıdır bu. Ağırlık farklıdır ama. Ağırlık, bu dumbbelllardaki yer çekiminin etkisinin ölçümüdür. Evet. Onları yere doğru çeken aşağı doğru bir kuvvettir ki bu benim ayaklarımı sıkıca yere basmamla aynı şekildedir. Aralarındaki önemli fark şudur ki eğer bunları ayda elimde tutuyor olsaydım tam olarak aynı kütleye sahip olurlardı. Ama 6 kat daha hafif olurlardı çünkü ayın çekim kuvveti dünyanın çekiminden çok daha azdır. Yani sonak bu sebeple 2 kiloluk kütle götürüyor. Ağırlığı değişirse bu yer çekiminin kendisinin değiştiği anlamına gelecek. Önlerinde nefes kesen manzarasıyla meşhur İngiltere ve Galler'in en yüksek dağının zirvesi duruyor. Ya da görebilseydiniz nefes kesici olurdu diyelim. Ve bunun için Snowdon'un tepesindeki inanılmaz manzara için bu kadar yolu yukarı geldik. Siz bunu bilemezsiniz ama doğrusu buradayız. Şu anda Snowdon'un zirvesine yakın bir yerdeyiz ve yer çekimi ölçme makinesini bir kez daha kurdum ve okumada bir fark var mı göreceğiz. İşte. Okumayı almak için kadranı tekrar tekrar çevirmek zorunda. Belli ki yer çekimi değişmiş ama hangi yönde? Daha mı kuvvetlenmiş yoksa daha mı zayıflamış? Ekip şunun sonuçlarını çalışsın diye yalnız bırakıp ölçekleri zirveye mümkün olduğu kadar yakın konumlandırmaya çalışıyor. Ancak okuma her yerde. Oh. Yukarı gidiyor. Rüzgardan dolayı oldukça fazla evet. Dalgalanıyor. Bilimin hep böyle bir şey olduğunu söylemek zorundayım değil mi? Asla tam olmasını istediğiniz gibi olmuyor. Bu nedenle zirvenin yanındaki kafeye, içeriye gidiyorlar. Rüzgar biraz yaramazlık yapıyordu ama ümit ediyoruz ki... Bu 0-0'daydı. Yani bu iyidir. 1998.2 aşağıdayken 1997.8 buldu. 7.8. Evet. Bu 0.4 gram yukarı demek. Kütle ağırlığı birazcık azaldı. Kendi ağırlığının 5000'de birini kaybetti ve Sean yer çekiminin kendisinin azaldığını buldu. Dağın tepesinde ölçüm yaptık ve yer çekiminin orada düştüğünü keşfettik. Kadranın 206 dönmesine eşit bir miktarda düştü ve bunun 219 minigale eşit olduğunu çözdük. Bunu keşfetmiş olduk. Yani ekibin ölçümlerinden belli ki yukarı çıktıkça yer çekimi azalıyor ve ağırlığınız düşüyor. Bulunduğumuz yeri söylemek için bir özür bu. Yani en hafif. Kimin umurunda? Evet, kimin umurunda? Ama bu bir anlamda gerçekten ilginç. Bu sanki bu dalgalanmaların evet. Farklı faktörlere bağlı olarak nasıl değiştiğine aydınlatıcı bir örnek evet. Gibi. Öyle değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Ve biz bunu ölçebildik ve kendi gözlerimizle görebildik. Evet, bu aslında size yer çekimini oldukça aktif bir yolla düşündürüyor. Bu öylesine temel bir güç. Doğada bir fenomen ki ama biz evet. Bunu fazla bilmiyoruz. Ama yer çekimi neden irtifayla değişir? Bu soruyu anlamak için bir sonraki bilimsel deneyin sıra dışı keşiflerini ciddiyetle ele almanız gerekiyor. Isaac Newton. 17. yüzyılın ortasında İngiltere'de doğmuş ve hayatını cisimlerin neden yere düştüğünden, neden gezegenlerin güneşin yörüngesinde döndüklerine kadar değişik sorularla güreşerek geçirmiş. Dahi Newton, bütün bu sorulara tek bir denklemin cevap verebileceğini fark etti. İşte buyurun, onun meşhur yer çekimi yasası. Biraz karmaşık görünebilir ama bu, bilimin tamamının en önemli denklemlerinden biridir. F burada kuvvettir. Şimdi Newton, evrendeki bütün cisimler arasında bir çekim kuvveti olduğunu söylemişti. Denklemin bu tarafında G,
Yani bizim deyişimizle yer çekimi sabiti var. Şimdi Newton bunun burada olması gerektiğini biliyordu. Ancak değerinin ne olduğunu bilmiyordu. M1 ve M2 iki cinsi temsil ediyor. Ve R bu iki cisim arasındaki uzaklığı. Şimdi bu denklem bize cisimler ne kadar büyükse M1 ve M2 o kadar büyür. Çekim gücü o kadar büyür. Ama aralarındaki mesafe açıldıkça buradaki R'nin değeri o kadar büyür. Çekim kuvveti o kadar azalır. Newton sayesinde bir zamanlar gizem olan bir şey artık açığa çıkmış oldu. Newton'un denklemi, onun meşhur elması dahil bir cismin neden yere düştüğünü tanımlıyor. Ama bunun gerçek dehası, evrenin herhangi bir yerinde, herhangi bir nesne için geçerli olmasıydı. Yani bu kainattaki en komplike olağanüstü olayları tanımlamanın çok basit ve zarif bir yolu. Onun çekim yasası bugün yörüngelerin nasıl işlediğini açıklamakta hala kullanılabiliyor. Bir kuyruklu yıldızın ne zaman geleceğini tahmin etmekte. Galaksilerin neden döndüğünü tanımlamakta. Ya da gezegenlerin etrafındaki gezegenleri sapanla vurmakta. Newton bize doğal olayların altında yatan basitliği aramamızı söylüyor. Örneğin ayın nasıl dünyanın etrafında döndüğü. Eğer bu elmayı bırakırsam, dünyanın yerçekimi kuvvetinden dolayı direkt yere düşecektir. Ama eğer atarsam, yatay bir yönde gidecek bu hareketin yönü. Ama dünyanın yerçekim kuvveti onu aşağı doğru çekmeye devam edeceği için kavisli bir yol izleyerek son buluyor. Şimdi daha sert atarsam, yere düşmeden önce daha çok yol alacak ve prensipte onu yeterince sert atabilseydim, yörüngeye yerleştirebilirdim. Ve dünyanın yörüngesindeki ay için tam olarak geçerli olan durum da bu. Bu düz bir çizgide gitmek istemenin ama aynı zamanda dünyadaki yerçekim tarafından aşağı çekilmenin bir kombinasyonu. Yani devamlı düşerek ve devamlı ıskalayarak son buluyor. Newton'un meşhur denklemi, yol takımımızın keşfettiği etkileri, yani nesnelerin irtifa kazandıkça, daha hafiflediğini de açıklıyor. Kendimi tarttığımda ilk kütle M1 ile temsil ediliyor. İkinci kütle M2. Dünyanın kendisi yani. Ve beni yere doğru çeken kuvvet, benim ağırlığım, benim dünyanın merkeziyle olan mesafeme göre değişiyor ve bu yolculuğun sırrı. Evet, eğer en hafif geldiğiniz yeri bulmak istiyorsanız, dünyanın çekirdeğinden mümkün olduğu kadar uzağa gitmelisiniz. Bugün birinci günün öğleden sonrası ve yolculuk takımı bir sonraki yerlerinin neresi olacağı üzerinde çalışmalı. Poppy ve Estrella'nın iyi bir fikri var. Snowdon Dağı'ndan daha yüksek bir yer bulmak. Snowdon Dağı'nda sizin yaptığınız elimizdeki ölçümlerde irtifa yerçekiminde açıkça önemli bir rol oynuyor. Böylece bunu aklımızda tutarak Birleşik Krallık'taki en yüksek noktaya yani Ben Nevis'e gitmek zorundayız. Tamam ama... Size şu ana kadar göstermediğimiz bir şey var. Aslında biz ekstra bir deneyi yanımıza getirmiştik. Onun için siz son karar vermeden önce ilk olarak size bunu gösterebilir miyiz? Aslında sonakta bu deneyin hep yanımızda taşıdığımız diğer parçası var. Fizikçilerin her zaman yaptığı gibi bazı kuvvet araçları güzel ve nazik bir şekilde başlayalım. Tamam ve sonra dene ve biraz sürat kazan. İşte oluyor. Pizza. Tamam. Evet, ispatlamalı. Evet, tamam. Mesele şu ki bu şey dönmeye başladığında bazı şeyleri dışarı doğru fırlatıyor ve aslında bunu düz, güzel bir dilim pizza yapmak için kullanabilirsiniz. Ama bu dünya için de geçerli. Dünya kusursuz bir yuvarlak değildir. Kutuplardan basılı bir küre olarak biliniyor. Dönüşün en büyük olduğu ekvatorda şişkinleşir. Bir çeşit iki yarışan etkimiz var. Merkezden, dünyanın çekirdeğinden, bu kürenin tam merkezindeki noktadan uzaklaşmaya başlıyoruz. Ama artık bunu iki yolla yapabiliriz. Ya yukarıya, yüksek bir şeyin en üstüne çıkabilir ya da sadece ekvatora doğru gidebilir. Yerçekimi araştırmalarımızı yaparken bulduğumuz şey, güneye hareket ettikçe eylemden bir etki eğilimi olur ki bu sıklıkla... İrtifadan oluşan etkiden geniştir. Yani ekvatora ne kadar yaklaşırsanız, dünyanın çekirdeğinden o kadar uzaklaşır ve daha hafiflersiniz.
Yani çocuklar, tam arkamda güneş batıyor. Burası kuzey. Biraz önceki sohbetimize göre bu taraftan güneye doğru gitmemiz gerekiyor. Doğru mu? Tamam. Hadi gidelim. Evet. Ekip dünyanın yüzeyini geçtikçe yer çekiminin değişme sebeplerini de ortaya çıkarmaya başlıyor. Gezegenimiz üzerinde hareket eden karmaşık kuvvetler tarafından tanımlanır ve şekil alır. Ve yer çekimi alanında küçük dalgalanmaların tespiti bize önemli ipuçları verebilir. Bize dünyanın nasıl değiştiğini anlamamızda yardımcı olabilir. Hertz Mons'daki uzay jeodezi tesisleri, dünyanın yer çekimi alanındaki en küçük değişiklikleri tespit etmek için uydular kullanan küresel dev bir ağın küçük bir parçasıdır. Bana tam olarak buradaki işinin ne olduğunu anlatır mısın? Bu teleskopla yaptığımız şey, uyduların buradan mesafelerini kesin olarak ölçmek. Yani doğrudan uyduya yönlendirdiğimiz çok kısa lazer darbelerini kullanıyoruz. Uyduda bazı ışıkları bize geri gönderen yansıma küpleri var. Ve biz ışığın uyduya gitme ve dönme sürelerini ölçüyoruz. Peki uydu ne kadar mesafede? Şu anda kaydettiğimiz Galileo uydusu ki 20 bin kilometre uzakta. 20 bin kilometre evet. Uzakta. Evet. Tamam. Yani biz şimdi bunu Galileo uydusuna çevirdik ve şimdi lazer mi açacaksınız? Evet. Oo. Ve lazer ışığını uyduya doğru ateşlediğinizde gitmesi ve geri evet. gelmesi için geçen süre bir saniyeden evet. daha kısa, öyle değil mi? Müthiş. Evet öyle, yaklaşık bir saniyenin 150 binde biri kadar, yani 150 milisaniye ve bunlardan saniyede 1000 tane kadar gönderiyoruz. Bu tuhaf görünüşlü cisimde uydu okumaları baz alınmıştır. Bu dünyanın çekim alanının zaman içinde nasıl çeşitlilik gösterdiğinin büyük ölçüde abartılı bir sunumu. Bu gibi dalgalanmalar bize iklim değişikliği ile ilgili önemli bilgiler verir. Buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, yeraltı sularındaki değişiklikler. Bütün bunların lokal yer çekimi kuvveti üzerinde etkileri vardır. Yani iklim değişikliği gibi önemli şeyleri anlamak için ve bu konuda bir şeyler yapmak için dünyanın yer çekimi alanının dağılımını kesin olarak bilmemiz gerekiyor, öyle mi? Kesinlikle evet ve bu ihtiyacımız olan küresel bir ölçüm. Yolcularımız için ikinci günün başlangıcı ve güney sahiline doğru yola çıkıyorlar. Hidrofşray'da duracaklar. Burası Snowdon'la aynı irtifada olduğu için iyi bir lokasyon. Ama yaklaşık 129 kilometre daha güneye hareket ettiler. Yani burada yer çekimi değişikliği bulurlarsa bunun sebebi enlem olmalı. Bu büyük bir fark değil ama dikkate değer. Bizim dağın altındaki su okumamız 4817. Pekala. Evet, tam olarak 4817. Evet. Evet. Bir fark görebiliyoruz. Yani biz aslında Snowdon Dağı'nın eteğiyle aynı yükseklikteyiz ama gece daha güneye seyahat ettiğimiz için buradaki yer çekimi daha az. Evet. İlerliyorlar. Ve gün batımına kadar güney kıyısındaki Sidmouth'a ulaşacaklar. Sean günün ikinci yer çekimi okumasını alıyor. Ve Poppy bir harita uyduruyor. Yani bir çeşit harita. Buraya üstte ölçekli değil yazalım, değil mi? Ölçekli değil. Ölçekli değil. Yani bu haritayı ben çizdim. İskoçya biraz sıkıştı. Galler oldukça yüksek bir konumda ve Cornwall... Evet. Anlıyorsun. Anladınız işte. Yani Sean, biz seninle seyahat ediyoruz. Bayağı bir yer çekimi makinesi değer okuması yaptın. Acaba onları bu haritaya koyabilir misin? Kötü çizilmiş, ölçeksiz bir haritaya. Elbette. Eğer hatırlıyorsanız yaklaşık burada, Snowdon Dağı'nda başladık. Ve bu bizim ölçümleme araştırmalarımız için sıfır noktasıydı. Ve sonra buradan aşağı güney kıyısına geldik. Snowdon'un temelinden olan fark -212 miligal. Evet. Yani gidip ölçümlediğimiz dağın eteği ile tepesi arasındaki fark bu enlemde ve aşağıdaki bu enlemdekiyle neredeyse birebir aynı çıkıyor. Evet, evet.
Onlar açık olarak deniz seviyesindeler. Ancak buradaki yer çekimi Snowdon'un tepesindekiyle kabaca aynı. Ama sonra nereye? Biz buradayız. Eğer nerede en hafif olduğumuzu bulmak istiyorsak, neden Birleşik Krallığın en güney noktasına, yani şuraya gitmiyoruz? Tam buraya. İrtifa da bize yardımcı olabilir. Neden hem en düşük enlemden hem deniz seviyesinden yüksekte olmak söz konusu olunca en yüksekte olan bir yer bulmuyoruz ki? Söyler misin? Çünkü bu bize ülke içinde kalarak dünyanın çekirdeğinden çok uzakta bir yere götürecek diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bana katılıyor musunuz? Bulmacanın cevabı iki faktörün bir kombinasyonunda yatıyor. Ne kadar güneye gitmeliler ve ne kadar yükseğe tabii. İkinci günün sonunda şovun sonuçları gösteriyor ki takım Snowdon'dakinden yaklaşık 80 gram daha az geliyor. Ağırlıktaki değişme şekli, Newton'un meşhur denklemine eylem halinde sadece bir örnek tabii. Ama Newton şaheserini tamamlamadan bırakmıştı. G'nin yani kuvvetin boyutunu belirleyen yer çekimi sabitinin değerini bilmiyordu. Denklemin tam kuvvetini kullanmak için G'yi bilmeniz gerekir. Ve önemli bir ipucu, 18. yüzyılın sonunda Londra'da yapılan inanılmaz bir deneyin içinden geldi. Bu dünyanın merkezini hesaplamak için yapılmış bir girişimdi. Ve bu egzantrik aşırı zengin bir aristokrat tarafından gerçekleştirildi. Henry Cavendish. Cavendish tümüyle izole edilmiş, Clapham evinde yaşayan, kronik derecede utangaç, derinden yalnız bir adamdı. Hikaye, kendisinin kazayla merdivende bir hizmetçi kadına çarpmasıyla devam ediyor. Bu olay sonunda öyle travma geçirir ki, sadece kendisinin kullanımı için yeni bir merdiven yaptırır ki, bir daha asla böyle korkunç bir olay olmasın. Cavendish'e büyük bir servet miras kalmıştı ve hayatını öncü deneyler tasarlamaya adamaya muktedirdi. Özellikle olağanüstü bir ekipman parçası da dahil olmak üzere. Bir parça buna benzeyen bir şey kurdu. Burulma tahtası denir buna. 4 tane kurşun küre vardır. Yerlerine sabitlenmiş 2 büyük küre ve iki ucunda daha küçük topların olduğu çok ince bir telle asılı 1 metre 83 santim boyunda tahta bir çubuk bulunur. Şimdi bu deneyin özü, büyük kürelerle küçükleri arasındaki ilişkidir. Şimdi tabii ki her iki topun üstünde de dünyanın yer çekiminden dolayı aşağı doğru bir çekim var. Ama Newton aynı zamanda bize küreler arasında çok zayıf bir çekimin olduğunu söylüyor. Ve o etkili bir şekilde Cavendish'in ölçmeye çalıştığı şeydi. Küçük topun büyüğüne doğru en ufak hareketi torsiyonun telinde bir bükülmeye neden olacaktı ve bu Cavendish'in ölçmeye çalıştığı şeydi işte. Elbette bunu söylemesi yapmasından kolay. Deney inanılmaz derecede hassastı. En küçük bir titreşim, en ufak rüzgar, sıcaklıktaki değişmeler hepsi ölçümleri etkileyebilirdi. Bu nedenle Cavendish bütün aparatları bir kutunun içinde izole etmek ve kutuyu da bir barakaya koymak zorunda kaldı. Hatta kendisinin aparatların yakınında olmasının her şeyi etkileyebileceğinin farkındaydı. Bu nedenle kendisini barakanın dışına çıkarmak zorunda kaldı. Sonra yaptığı şey, barakanın dışında oturmak ve barakanın duvarındaki küçük bir delikten bir teleskopla bakıp teldeki en küçük bir kıvrımı tespit etmek oldu. Bu inanılmaz zor bir işlemdi ama aylar sonra sonunda güvenilir bir sonuç elde ettiğinden emindi. Cavendish küçük topların hareket ettiğini buldu. Minik bir 4 milimetre kadar. Sonuçları topların yoğunluğunu suyun yoğunluğuyla kıyaslayarak hesapladı. Sonunda Cavendish'in deneyinin sonucu ve takip eden hesaplamalara göre dünyanın yoğunluğu suyun yoğunluğunun yaklaşık 5,5 katıydı. Veya başka bir deyişle dünyanın kütlesi
5.9 trilyon kilogramdı. Müthiş değil mi? En dikkat çekici olanı Cavendish'in bu sayıyı %1'lik kesinlik içinde elde etmiş olmasıdır. Cavendish'in hayret verici sonucu sayesinde bilim adamları G'yi çözebildiler. Sonra denklem bir başkasının yörüngesindeki herhangi bir gök cisminin kütlesini belirlemek için kullanılabilirdi. Böylece gökbilimciler Güneş'in ve gezegenlerin ve Ay'ın ve nihayetinde uzak galaksilerin kütlesini ölçebileceklerdi. Ve elbette dünyada yer çekiminden asla kaçamayız. Gün boyunca omurganızı sıkıştırır bir ölçü çubuğu kullansanız kendi başınıza bile görebileceğiniz bir etki bu. Tamam, sabah 7.30 henüz kalktım ve yer çekimi beni aşağı çekmeden önce ne kadar uzunum bir bakayım bakalım. Bir metre 78 santim tam olarak. Evet, bugünkü boyum bu. Gün boyunca yer çekimi omurganızdaki sıvıyı sıkıştırır. Pekala, şu anda saat gece 11'i biraz geçti. Günün büyük kısmında ayaktaydım. Öyleyse yer çekimi benim boyumda bir etki yapmış mı bir bakalım. Evet, bakalım ne olmuş. Bu 1 metre 76 santimi gösteriyor. Yani gün boyunca 2 santim kadar çekmiş oluyorum. Boyum kısaldı. Uzun vadede yer çekimi kalıcı olarak duruşunuzu etkileyebilir. Ancak bunu engellemek için yapabileceğiniz egzersizler var. Araştırmamın bir kısmı yer çekiminin insan vücuduna etkilerine bakmaktı. Yani insanlar farkında olmayabilir veya yer çekiminin fiziksel durumumuz, sağlığımız ve özellikle duruşumuz üzerindeki etkilerini her zaman düşünmüyor olabilirler. Buna rağmen bu öylesine sürekli bir kuvvet ki yer çekimi bütün hayatımız boyunca çok büyük bir etki oluşturuyor. Yaşlandıkça kamburunuz çıkabilir ki bu sizin hareketliliğinize hasar verir. Burada aslında çok iyi bir duruşu var ama çok iyi olmayan bir duruş göstermeni istiyorum. Yani kötü bir duruşta omuzlar yuvarlanıp sırt kavisi de kaybedebilir. Bu duruştayken ellerini senden yukarı doğru kaldırmanı isteyebilir miyim acaba? Bundan yukarı kaldır. Hayır. Ve sonra aşağı indir. Omuzlar geri ve kollarını kaldır. Duruşun işlevdeki etkisini görebiliyorsunuz işte. İronik olarak birçok spor salonuna giden kişinin yaptığı bu egzersizler aslında duruşunuzu daha kötü yapıyor. Tabii eğer sadece ön kaslarınızı çalıştırıyorsanız, tıpkı göğüs ve karın kasları gibi. Bu nedenle kendinizi doğrultmak ve yer çekiminin etkilerine karşı korumak için sırt kaslarınızı da aynı oranda çalıştırmanız tavsiye edilir. Bu arada yolcularımız için ikinci günün sonu ve Britanya'da en hafif olacakları yeri arayarak güney kıyısında Sidmund'a ulaştılar. Cevabın iki faktörün kombinasyonu altında yattığını buldular. Daha güneye gidip daha yüksekte olmanın doğru karışımı bu. Ve yolculuğun final ayağı için onlarla buluşacağım. Onlara batıya doğru, ana karanın en uzak bölgelerinden birine kısa bir mesafe sürmelerini istedim. Dartmoor Ulusal Parkı. Britanya'nın en güney ucundan sadece 64 metre mesafede. Merhaba, merhaba, nasılsınız? Sizi görmek ne kadar teşekkür güzel. Ederim. Ve orası çok yüksek, çok tepelik bir bölge. Jim, ekip güney kıyısına dün geldi. Yer çekimini en düşük olduğu yer olarak belirledik ama bunun irtifa mı yoksa enlem mi olduğunu tam çözemiyoruz. Yani daha mı güneye yoksa daha mı yükseğe gitmemiz gerek? En güneye mi yoksa en yükseğe mi gitmeniz gerektiğini sormakta gerçekten haklısınız. Bu nedenle bugün sizi buraya, Dartmoor'a getirdim. Buradaki harita üzerinde en önemli noktaların taslağını çıkardık. Şimdi peki, bir bakalım. Peki hala? İşte buradayız gördüğünüz gibi. Evet, iki köprü. Hı hı. Bu dört nokta arkamızdaki bu tepeleri gösteriyor ki bunlar deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yüksekteler. Yani bu bakmak istediğiniz şey. Bu tepeler güney kıyısına yakınlar ve
İngiltere'nin güneyinin tamamında en yüksek olanları. Yani mantık, bunların enlem ve irtifanın doğru karışımı olduğunu söylüyor. Yani doğru yoldayız. Bunun neden mükemmel bir mantık olduğuna dair bir diğer sebep var ki ona henüz bakmadık ve bu yer çekimi üzerinde yatan kayalıklar. Bende bunu gösteren bir harita var. Kendi haritanla benimkini gölgede bırakacaksın değil mi? İşte biz buradayız. Bu mavi bölgeler alttaki kayalıkların yoğunluğuna göre en düşük bölgeleri gösteriyor. İşte. Buradaki kayalıklar granittir ve yer çekimini daha zayıf yapacaktır. Yani irtifa ve daha güneyde olduğumuz gerçeği yanında bu da yardımcı olacak tabii ki. Evet, onun da bir rolü var tabii. Tamam, makul bir teorimiz var ama şimdi bunu test etmeliyiz tabii. Eğer haklıysam, yer çekimi değerlerinin en üstünde bütün yolculuk boyunca elde ettiğiniz en düşük değer olacak. Elbette ki yer çekimi üzerine başa çıkmamız gereken başka bir etki daha var. Tamam. Sanırım bu haritada belirlediğimiz tepelerin tam başlangıcı. Öyleyse burası en hafif yer mi? Görelim bakalım. Evet. Sean, eğer yer çekimi ölçüm makinesine çıkarırsan burada bir okuma yaparız. Tamam. Sean ekipmanını bir kez daha kuruyor. Durum nedir? Snowdon Dağı'nın eteği bizim ölçümlerimiz için sıfır noktasıydı. Dağın tepesine çıkarak belli bir miktar ağırlık kaybettiğimizi bulduk. Güneyin biraz daha güney kıyısına gelerek belli bir miktar ağırlık kaybettiğimizi bulduk. Bunu yenmekle kalmadık, yerle bir ettik. Mükemmel. Snowdon Dağı'nın tepesinde -219 miligal daha düşüktük. Ancak burada Dartrur'da -347 miligal daha düşüyoruz. Çok güzel. Yani bu üç şeyin kombinasyonu. Güneyin en ucundayız. Yani bu enlem. Yüksekteyiz. Bu da irtifa ve bu granit kayalarla çevriliyiz ki zaten düşük yoğunluk demektir bu. Umarım her şeye rağmen buraya tırmanmaya değdiğini düşünüyorsunuzdur. Evet, kesinlikle. Çok güzel. Boom. Bilim. Artık bu kayalıkların irtifasının bizi dünyanın çekirdeğinden, Britanya'nın daha güneyindeki herhangi başka bir yerden çok daha uzağa taşıdığını biliyoruz. Yani en zayıf yer çekimi burada olmalı. Ekstra bir kanıt daha var. İngiliz jeoloji araştırmaları Birleşik Krallık'ta on binlerce yer çekimi ölçümü derledi ve kaydedilen en düşük değerlerin hepsi burada, Dartmouth'un yüksek tepelerinde yapıldı. Kutlamak için ne yapalım? Elbette kendimizi tanıtacağız. Ah, olamaz. Bu hiç iyi değil. Tamam, sıra sende. Bu hep pankek kahvaltılarından dolayı oldu. Kilo vermem lazım. Evet. Diyebilirim ki Snowdon Dağı'nın eteğinde tarttığınız bir şeyi 20 gram kadar daha az tartmalısınız. Evet, çocuklar 25 gram veya 30 gram daha az bir tahminim var benim. Yani eğer tartıda mümkün olduğu kadar az gelmek istiyorsanız, burası İngiltere'de gelinmesi gereken yer, unutmayın. Ama her durumda da bu o kadar ufak bir miktar ki bu sabah tamamıyla kahvaltı yedikleriniz tarafından silinecek. İkinci bölümde Albert Einstein'ın yer çekimi teorisinin nasıl uzay ve zaman anlayışınızı değiştirdiğini inceleyeceğim. Çarpışan kara deliklerin sesini dinlemek için Birleşik Devletler'de Louisiana'ya seyahat edeceğim. Evrendeki en büyük enerji kaynağı ölçeceğiniz en büyük olaylardan biridir. Ve biz onu zar zor görüyoruz. Binlerce gönüllünün ve akıllı telefon uygulamalarının yardımıyla yer çekimi biliminin nasıl daha ağır yaşlanmasına yardım edeceğini araştıracağım.